Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için General Mobile GM8 akıllı cep telefonunu inceliyorum. Markası olan General Mobile bundan yaklaşık olarak 3 sene önce Android One isimli platforma üye olmuştu. Bu platform Google tarafından geliştiriliyor ve Google'ın işletim sisteminin en güncel versiyonlarının geldiği bir telefon ailesi aslında. Bu aileye üye olan telefonlar standart olarak Google'ın aldığı bütün güncellemeleri diğer telefon markalarından önce alıyorlar. GM8 de bu ailenin en yeni üyelerinden bir tanesi. MWC fuarında tanıtılmıştı. Şubat ayında İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen bir fuar. Her sene orada düzenleniyor zaten. Orada tanıtılmıştı ve kısa bir süre önce satışa sunuldu. Teste gelir gelmez de biz de testimizi yaptık. Bu ürünün kutu içeriğini merak edenler için biz kutuyu açalım videosu yapmıştık yaklaşık 1-1,5 ay önce. Bu sürede telefonu kullandık, fotoğraf çektik ve diğer detaylarına baktık ve bu detaylarla ilgili görüşlerimizi de bu videoda anlatıyoruz. Her zaman olduğu gibi telefonun genel görünümüyle bir tasarımından başlayacak olursak karşımızda 18'de 9 oranına sahip bir ekranı olan bir telefon geliyor. Telefonun üst kısmında bir LED flaşımız var. Kameranın hemen yanında konumlandırılmış. Bir algılayıcımız var. Bir de kamera, hoparlör kısmımız bulunuyor. Önde LED flaşın olması bence iyi olmuş. Alt kısmı bakacak olursak alt tarafta sanal kullanım tuşlarımız mevcut. Hani geri işte ana sayfaya gel ve açık olan uygulamaları göster tuşlarımız mevcut. Bunun dışında fiziksel bir tuş bulunmuyor önümüzde. Önden baktığımızda sağda power tuşumuz var. Güzel bir yere konumlandırılmış. Ses açma kapama tuşu ise sol tarafta yerleştirilmiş. Onun hemen üstünde ise sol tarafta yine sim kart yuvamız var. Bu sim kart yuvasında aynı zamanda bir bellek kartı yuvası olduğunu da söyleyeyim. MicroSD bellek kart takarak burayı kapasiteyi arttırmış oluyorsunuz. Üst tarafa bakacak olursak 3.5 mm kulaklık çıkışımız mevcutken alt kısımda ise ikili grup halinde tasarlanmış hoparlör yuvası gibi görünen iki tane bölüm var. Ama aslında bunun bir tanesinin hoparlör yuvası, diğeri hoparlör yuvası yok. Çünkü bu stereo bir hoparlör sistemine sahip olan bir telefon değil. Onun hemen tam ortasında da standart micro USB bağlantımız mevcut. Telefonun arka tarafına bakacak olursak kameramız var. Kameramızın hemen yanında LED flaşımız konumlandırılmış. İkili LED flaşımız var ana kamerada. Onun hemen altında parmak izi okuyucumuz mevcut. Parmak izi okuyucunun altında da General Mobile yazımız, en aşağıda da Android One yazısı bulunuyor. Bu arada tasarımla ilgili söylemek istediğim bir nokta daha var. Telefonda iki farklı renk seçeneği var. Bir tanesi altın sarısı dediğimiz rengimiz ki burada aslında çift renk var. Telefonun altın sarısı renginde ön yüz beyazken arka yüz sarı renkte tasarlanmış. Bir de uzay grisi dediğimiz bir rengi var. Onda da arka yüzde gri olarak tasarlandığını belirtelim. Bu tasarım özelliklerinden sonra teknik verilere geçecek olursak az önce de aslında ekran oranından bahsettim. 18'e 9 artık yavaş yavaş telefonlar biliyorsunuz 16'ya 9'dan 18'e 9'a doğru kaymaya başladı. Bu telefonda en yeni tasarım anlayışı olan 18'e 9 ekran oranını destekliyor. Ekran boyutuna bakacak olursak 5.7 inçlik 720x1440 piksel 720p'den birazcık fazla oluyor. IPS ekran bizi karşılıyor. 4 çekirdekli 1.4 GHz Snapdragon 435 chipsetimiz mevcut. 3 GB RAM, 32 GB depolama alanımız var. Az önce de fiziksel özelliklerde bahsettiğim gibi tasarımda daha doğrusu micro SD bellek kartı yuvasıyla da bu kapasiteyi arttırabiliyorsunuz. Bu arada telefonun 4'e 64 yani 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı olan bir başka versiyonu da bulunuyor. Satın alırken opsiyona göre alıyorsunuz. Tabii ki haliyle 4 GB olan versiyon biraz daha pahalı. 13 megapiksellik bir arka kameramız var. F2 diyaframımız var bu arka kamerada. Otomatik netlik sunuyor ve dual flash'ımız var. Bunu söylemiş, az önce söyledik zaten. Full HD video kayıt yapıyor bu ana kameramız.
Ön kameraya geçecek olursak, önde de yine 13 megapiksellik bir kamera var. Burada diyaframımız f2.2, biraz daha kapalı bir diyafram burada mevcut. Ve sabit netlikli bir kameramız var. Arka kamera otomatik netlik yapabilirken ön kamera sabit netlik yapıyor. Yani belli bir mesafeden otomatik olarak netliği sağlamış oluyor. GPU tarafında ise Adreno 505 GPU'su kullanılmış. 3.5 mm kulaklık çıkışımız, micro USB bağlantımız. FM radyo özelliği var bu telefonda. Bu ilginç bir özellik. Bunu hala isteyenler var. Benim için çok önemli değil mesela ama örneğin bu videoyu izleyen siz okuyucularımız belki bunu çok önemli bir özellik olarak görüyor olabilir. FM radyo özelliği var. İsterseniz hani internet kullanmadan da internetsiz bir ortamdaysanız eğer FM radyo üzerinden radyoları dinleyebiliyorsunuz. Güzel bir özellik olmuş. Parmak izi okuyucumuz var. Tasarımda bahsetmiştik zaten. GPS, Wi-Fi ki AC desteğimiz var Wi-Fi'de bu arada. 3075 mAh'lik pilimiz. Android 8.0 Oreo işletim sistemimiz. Dolby desteği var bu telefonda. Bu da ilginç bir özellik. Özel bir kulaklık çıkıyor. Bu kulaklık yardımıyla kullandığınız bir özellik. Onun detaylarına birazdan değineceğim. Az önce de bahsettiğim gibi altın sarısı ve uzay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğimiz var. Hareket sensörü, akselerometre, manyetik sensör, yakınlık sensörü ve ışık sensörü gibi özelliklerin olduğunu da belirteyim. Telefonumuzun ağırlığı 152 gram. Telefonun kullanım özelliklerine bakacak olursak, yaklaşık olarak söylediğim gibi 15-20 gündür bu telefonu kullandım ben. Eli iyi oturan bir telefon var bir kere. 18'e 9 olduğu için birazcık ince uzun olmuş, onu belirteyim. Yani üst kısımlarına böyle parmağınıza ulaşmanız birazcık zor. Aşağıda sıkıntı yok ama üst tarafta biraz sıkıntı olabiliyor. Android işletim sisteminin en son sürümünü geldiği için hani güncelleme konusunda sıkıntı olmayacak ki. Zaten bu telefon Android One platformuna dahil olduğu için bir sonraki güncellemeyi de alacağının garantisi veriyor. Hatta Google Android One platformu sayfasında 2 sene. Yani bu bir telefon ilk çıktığı andan itibaren 2 seneye kadar diyor güncelleme vereceğini garanti ediyor. Ancak GM5 Plus'ta bir sıkıntı olmuştu. Telefona sahip olanlar muhtemelen biraz kızgın olduklarını söylüyorlardı sosyal medyada özellikle. Güncelleme biraz geç gelmişti. Oraya için söylüyorum. Umarım bunda da böyle olmaz. General Mobile bu telefona hızlıca güncelleme alır. Alınmasını sağlar en azından Google tarafında söyleyeyim. Telefonla biz testler yaptık, kullandık, oyunlar oynadık, çeşitli etkinlikler yaptık. Yani her türlü ortamda denedik. Herhangi bir sıkıntısı yok. Fiyat performans ürünü tabii ki bu ürün ama biz yaptığımız denemelerde herhangi bir sorun yaşamadık. Günlük bütün ihtiyaçlarımızı gördük, uygulamalarımızı yükledik. İşte WhatsApp olsun, Instagram olsun, diğer işte uygulamalar olsun hepsini yükleyebiliyorsunuz. Sorunsuz olarak çalışıyor. Oyunlardaki meseleye gelecek olsak, oyunlar tabii ki hani böyle bütün oyunları çok yüksek kalitede oynayamıyorsunuz haliyle. Ama hani birçok oyunu ortalama kalitede oynayarak geçebiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor. Ama tabii ki hani böyle ben çok yüksek kaliteli görüntü istiyorum vesaire de diyecek olursanız bu ürün tabii ki bunu sağlayamıyor. Zaten öyle bir iddiası da yok. Öte yandan 3 GB'lık versiyonun geldiğini bize söylemiştim. Teste gelen bizdeki versiyon 3 GB'lıktı. Çok büyük fark var mı? Yani 4 GB tabii kullanmadığım için bilmiyorum ama 4 GB olarak kullandığım başka telefonlarla karşılaştıracak olursam çok büyük bir sıkıntı görmedim. 3 GB'da bütün işlemleri vesaire yapmanızı sağlıyor. Herhangi bir tıkanma ya da böyle hani bir telefonun zorlanması gibi bir durumla karşılaşmadım. Bellek zaten çok sıkıntı değil çünkü eğer yetmiyorsa depolama alanınız, bu depolama alanını microSD bellek kartıyla arttırabiliyorsunuz. O bakımdan hani 32 GB tabii ki az, zaten onun 20-22 GB'ı size kullanılabilir halde geliyor. Eğer çok böyle fotoğraf çeker, video çekerseniz vesaire yaparsanız, çok da uygulama yüklerseniz tabii ki bu yetmeyecektir. Ama microSD bellek kartı yuvasıyla bunu sorunu çözüyorsunuz, zaten bir sıkıntı kalmıyor. Öte yandan cihazın arka yüzü son dönemde popüler olduğu gibi böyle parlak değil. Çok şükür ben parlak olanları pek sevmiyorum açık söylemek gerekirse. Daha mat bir tasarıma sahip. Ama yine de böyle bir kılıf çıkmış kutusundan. Bu kılıfla beraber, yumuşak bir kılıf bu arada, bu sert bir kılıf değil. Bu yumuşak kılıfla beraber telefonu daha böyle hani güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Düşmelere, darbelere karşı dayanıklı hale geliyor. Yani şart mı? Değil. Bu olmadan da kullanabilirsiniz ama hani bir tık daha güvenli olsun diyorsanız bence iyi bir şey olmuş. Kutusundan çıkması da bence önemli bir artı. Telefonun ekran çözünürlüğü bir parça düşük, evet 720p. Ama muhtemelen General Mobile bu seçimi donanımla donanımın takılmaması ve sorun olmaması açısından yapmış. Çünkü
bir Full HD ya da bir tık daha yüksek çözünürlüklü bir ekran kullanılsaydı muhtemelen bu donanım yetersiz kalacaktı. Ama bu haliyle bir sıkıntı olmuyor. Fakat görüntülerin bir parça böyle pikselleştiğini zaman zaman deneyimledik. Ama fiyatına göre baktığımızda çok da büyük sorun olmadığını düşünüyorum. Yine de tabii insanın gözü daha iyisini arıyor, daha güzelini istiyor. O da bir gerçek. Telefonda parmak izi okuyucu olduğunu söyledik. Arka yüzü konumlandırılmış. Daha önceki modellerde ön yüzde yer alıyordu. GM6'da. GM8'de bu arka yüze alınmış. Ön yüze aldığı için, ön yüzden gittiği için de ön yüzde gayet boş bir alanımız var. Arka yüzdeki okuyucu da gayet hızlı. Hatta parmak izini tanımladığınız zaman ekran kapalıyken bile ekranı açabiliyorsunuz. Önü şu anda göstereyim ben. Şöyle yapalım. İşte açıldı ekran, siz de ekranda görüyorsunuz. Ekranı kapalıyken de, tamamen kapalıyken de yan taraftaki düğmeye basmadan da parmak izinizi açabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucu hızlı çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Sadece bazı telefonlarda olan o parmak izi okuyucu alanının aynı zamanda bir böyle touchpad gibi, bilgisayardaki touchpad gibi kullanma özelliği bu üründe yok. Ekstra bir özellik tabii bu. Koymamışlar. Şart mı? Değil ama olsa güzel olurdu. Ama koyulmamıştır. Koyulmaması da büyük bir sorun değil. Çünkü bunu yapan markalar genelde biraz daha pahalı ürünlerinde bunu yapabiliyorlar. Bu segmentte o tarz bir özellik ben bugüne kadar görmedim. Gelelim telefonun reklamlarında da ön plana çıkartılan kamerasına. Ama reklamlarda kameranın teknolojisi ya da muhteşem fotoğraf çekmesi değildi. Daha çok Google fotoğraflarla olan iletişim ve hani neredeyse sonsuz dedikleri, sonsuz değil aslında bir sınırı var onun da, depolama alanı sunmasından bahsediliyor. Kamerası fena değil. Yani öyle şöyle söyleyeyim, 13 megapiksel dedim hem ön hem arka kamera. Arka kameramız yani ana kameramız F2 diyafram sunuyor. Bu diyaframla beraber baktığımızda özellikleri fena değil. Çekimleri özellikle gün ışığında ve ışığın iyi olduğu ortamlarda sıkıntı yok. Arayüz birazcık yani işte eski moda diyebilirim diyeceğim bir arayüz var. Çok aşırı hızlı değil falan ama işinizi görüyor mu? Görüyor. Çekim modlarımız da var. İşte otomatik modu var, gece modu var, panorama modu var, arka ışık modu var, portre modu var, slow motion modu var. Bu modlardan istediğinizi seçerek kullanabiliyorsunuz. HDR desteği de sunuyor. Hem önde hem arkada flash olduğu için ikisini de açıp kapatabiliyorsunuz. O da güzel olmuş. Bunun dışında işte yüz güzelliği vesaire gibi özellikleri de var. Bunları da ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. Titreşim engelleme özelliği de var. Bu özelliği baştan açmanız gerekiyor ama. Genel olarak ben beğendim. Yani kamerası fena değil ama dediğim gibi ne beklediğinize bağlı. Yani bu sonuçta bu telefonun fiyat performans açısından değerlendirdiğimizde kamerası sunduğu özelliklere göre yeterli. Ön kameramızda da birçok fonksiyonlarımız var. Burada da işte yüz güzelliği vesairemiz var. Gece modu var. Wide selfie dediğimiz geniş selfie çekebiliyorsunuz. Arka ışık, portre ve slow motion gibi modlar var. Vallahi ben beğendim hani şey anlamında güzel. Portre moduna özellikle aldığımızda, mesela burada portre moduna aldığımızda bir bokeh etkisi de verebiliyorsunuz fotoğraflarınıza. Yani arka planı flu hale getirebiliyorsunuz. Tabii bunu yazılımla yapıyor çünkü çift kamera olmadığı için. Yazılımla yaptığı için de çekimden sonra değiştiremiyorsunuz ama çekim sırasında istediğiniz gibi arka planı ayarlayabiliyorsunuz ve bu da hani fotoğrafları böyle bir alan derinliğine çekmenizi sağlıyor. Başarılı mı? Ben beğendim. Başarılı yani. Çok öyle bir üst düzey bir sonuç vermese de günü kurtarıyor. Ortalamanın da üstünde bir performans sunuyor. Rahatlıkla da kullanabiliyorsunuz. Bir sıkıntısı yok. Video tarafında da Full HD video çekiyor. Hem ön kamera hem arka kamera. Onun da kalitesi hani bu standart, yani kendi kategorisindeki ürünler açısından değerlendirince standart. Gece çekimlerinde bir parça sıkıntı var. Detaylarda özellikle kayıp çok oluyor ve ISO arttırıldığı için gren çok fazla oluyor. Ama onu da şundan dolayı absorbe ediyorum. Yani fiyatına göre baktığımızda o kadar da olacak diyoruz. Çünkü hani 2000 lira, 2500 lira vermeden gece performansı iyi olan bir kamera almanız en azından biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte biraz zor.
telefonun performansına. Telefonumuzu biz günlük olarak kullandık. Az önce de bahsettim bundan. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Benchmark testleri de yaptık. Yani sentetik testler de yaptık. Genelde bu tarz testlerde kullanılan uygulamalardan iki tanesini biz de kullanıyoruz. Geekbench ve Antutu. Geekbench'te telefonumuz tek çekirdekte 682 puan alırken çoklu çekirdekte 2584 puan aldı. Antutu testinde ise 58571 puan aldığını belirtelim. Bu alınan puanlar donanıma göre değerlendirdiğimizde yeterli. Elbette tabii ki daha yüksek puan alan cihazlar var. Olmaya da devam edecek ama onların da kategorisi ve fiyatı en azından bu GM8 seviyesinde olmadığını belirtmiş olalım. Bir diğer konu pil meselesi. Telefon 3075 mAh'lik lipo pil kullanıyor. Yeni bir teknoloji malum. Biz yaptığımız testlerde, ki sentetik testlerden bahsedeyim isterseniz önce, PCMark testi yaptık, batarya testini. Bu testte 7 saat 29 dakika gibi ortalamanın bir tık üstü veya ortalama diyebileceğimiz bir değer elde ettik. Biz kendi kullanımımızda yaptığımızda bir günü rahatlıkla görüyorsunuz. Yani benim kendi kullanım deneyim ama ben biraz yoğun kullanıyorum. O yüzden çok kendi yaptığım o sonuçlar şey yapmamaya çalışıyorum. Değerlendirmemeye çalışıyorum. Çünkü çok o kadar yoğun kullanmazsanız 2 güne kadar gidebiliyor pili. Ama çok yoğun, yani ben habire bir şeyler izliyorum, film izliyorum, müzik dinliyorum derseniz o zaman tabii yarım günde bitirebilirsiniz. Bu biraz kullanımıza bağlı. Ama PCMark testinden de 7 saat 29 dakika iyi bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Gelelim telefonun ses meselesine. Fiziksel özelliklerde bahsetmiştim. Alt kısmımızda 2 adet ızgaramız bulunuyor ama bu ızgaralar stereo hoparlör gibi algılansa da, ki bu General Mobile başka modellerinde de bunu yapmıştı. Bir tanesinden ses geliyor. Yani stereo değil aslında. Fakat bu biraz hem görünüm belki de havalandırma için yapılmış, bilemiyorum. Hava sirkülasyonu için yani. Birinden ses çıkıyor. Yani sağdakinden ses çıkıyor. Ses kalitesi fena değil. Yani bu kategorideki bir ürün için fena değil. Öyle bangır bangır ortalığı inleteyim falan gibi modunuz varsa olmaz ama telefonun kendi sesi fena değil. Öte yandan telefonun bence en önemli özelliklerinden ve çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi de bu kulaklık meselesi oldu. Dolby destekli bir kulaklığımız var. Bu kulaklığı taktığınız zaman telefonunuzda bazı ayarlar da var. Onlarla beraber telefonu bayağı özelleştirebiliyorsunuz ses tarafında. Equalizer'ı var. Ortama göre, duruma göre ses ayarlarını yapabildiğiniz bir menünüz var. Bu kulaklıkla beraber kullandığınız ki kulak içi kulaklıktır bunlar. Kulağınızı takıyorsunuz ve gayet iyi ses veriyor. Kulaktan düşme falan ihtimali de yok. General Mobile hani çok daha pahalı telefonlarda bile bulunmayan bir teknolojiyi bence bu telefonu getirerek güzel bir iş yapmış. Sadece bu kulaklık için bile tercih edilebilecek bir ürün olduğunu belirteyim. Şimdi geldik karar noktasına. Alınır mı, alınmaz mı? Evet, bu tip soruların cevabının aslında kilitlendiği nokta fiyat. Hepimizin merak ettiği konu tabii ki fiyat. Biz bu ürünü test ettiğimizde telefonun fiyatı 999 TL'ydi. Bence, benim şahsi fikrim, 18'e 9 oranına sahip olup bu özelliklere içinde barındıran, işte böyle bir kulaklığı olan bir telefon için çok çok uygun bir fiyat. Elbette çok 2000 liralık, 3000 liralık bir telefonla karşılaştırmamak gerekiyor bu ürünü. Donanım anlamında da, işte özellik anlamında tabii ki onlarla yarışamaz. Ama bu fiyat aralığındaki rakiplerinizi bir yanına koyduğunda güncel olması, en yeni işletim sistemine sahip olması, olası güncellemeleri ilk olarak alabilme ihtimalinin bulunması, böyle güzel bir kulaklığın olması, hepsini birleştirdiğim zaman ortaya iyi bir fiyat performans telefonu çıkıyor. Ekranı bir parça güzel olabilirdi. Onu eleştirdik zaten malum biliyorsunuz ama onu bir kenara bırakırsak, çok da dünyanın sonu değil çünkü ona. Bu özelliklerle bu fiyata baktığımızda fiyat performansının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Eğer bugünlerde böyle bir ikinci telefonum olsun, ne bileyim annemi alayım, babamı alayım, kardeşimi alayım, işte eşimi alayım veya yani çok telefonla işi olmayıp da hani böyle yoğun telefon kullanıp kamerası muhteşem olsun, işte şu özelliği olsun, wireless şarjı olsun falan filan demiyorsanız bence alınabilecek bir telefon alırsınız. 2 sene rahat rahat kullanırsınız. Zaten 5000 liralık telefon alsanız da 2 sene sonra yine güncellemesinde sıkıntı çıkmaya başlıyor. Bu telefonda da aynı şey olacak. En azından çok büyük bir para bağlamamış olursunuz. Bu tarz ihtiyaçları, bu tarz beklenti olanlara şiddetle önerebileceğim bir model olmuş. Toparlamak gerekirse General Mobile GM8 bizden olumlu puanlar aldı. Totalde baktığımızda. Toplam olarak değerlendirdiğimizde bizden olumlu puan aldı. Nelerini beğendik? Hemen söyleyeyim.
Uygun fiyatını ben çok beğendim bir kere birinci olarak. İkinci olarak Android One platformu desteği sahip olması önemli. Bu işletim sistemi güncellemelerini anında alacağı anlamına geliyor. Geçmişte bazı sıkıntılar oldu ama bundan sonra inşallah olmaz diye ümit ediyorum bu konuda da. Üçüncü beğendiğim özellik ise Dolby destekli kulaklık. Kulaklığın ses kalitesi çok başarılı. Gayet birçok ayarlama da yapabiliyorsunuz. Kişiselleştirme ayarları da muhteşem olmuş. Çok beğendim söyleyeyim. Nelerini beğenmedim? Benim beğenmediğim ekran çözünürlüğü bir tık daha iyi olabilirdi. Ekran çözünürlüğü konusu çözülmüş olsaydı belki daha iyi, daha da böyle hani çok 10 üzerinden 10 puan verecektim. Ama o bile çok büyük bir sorun değil. Yine de bu haliyle bile gayet başarılı bir telefon olmuş. Bu tarz bir ihtiyacınız varsa, bir telefon almak istiyorsanız, çok da büyük bir bütçeniz yoksa, telefon özellikleri günümü kurtarsın, beni yarı yolda bırakmasın ama uçmasına da gerek yok diyorsanız General Mobile GM8 tam size göre. Birincilemenin daha sonuna geldik. Bizi her türlü görüş, yorum, eleştirinizi www.teknolojioku.com adresine iletebileceğiniz gibi bu videonun altına ve diğer kanalımızdaki diğer videonun altına da iletebilirsiniz. Farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.